İnsansız hava araçları, insansız silahlı hava araçları, insansız metrolar, insansız otomobiller, otonom otomobiller hepsi hayatımıza giriyor ve girmek üzere. Peki acaba denizlerde seyreden vasıtalar için de aynı şey geçerli mi? Elbette geçerli. Denizlerde de önümüzdeki birkaç yıl içinde gemilerin önce insansız, sonra tamamen otonom, kendi başlarına gidip gelen araçlar durumuna dönüştüğünü göreceksiniz. Türkiye bu konuda önemli adımlar atıyor. Norveç ve İskandinav ülkeleri başta olmak üzere orada bu konuda çok ileri çözümler geliştirmiş durumda. Ama Türkiye'de de mühendisler otonom, insansız deniz araçları yapımı konusunda, elektrifikasyon çalışmaları konusunda ciddi mesafe kat etmiş durumdalar. Artık dünyaya bunları ihraç edebiliyoruz. Daha doğrusu dünya bize otonom gemileri, deniz araçlarını yapın diye gelip bize sipariş verebiliyorlar. O noktadayız. Zaten Türk gemi inşa ve denizcilik sektörü hakikaten yüz akımız ve başımızı dik tutmamızı sağlayan unsurlardan bir tanesi. Bunu konuşacağız. Elkon Elektrik Genel Müdürü Ertuğ Yaşar bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ertuğ Bey. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok teşekkürler. Şimdi dünya ticaretinin %90'ının denizlerde gerçekleştiğini düşünürsek, otonom gemilerin ya da otonom deniz araçlarının gündeme gelmesi olağanüstü büyük bir şey. Çünkü gemi demek mürettebat demek. Mürettebat demek, maliyet demek, maliyet demek bambaşka bir şey demek. Şimdi siz iki aşamalı bir şey yürütüyorsunuz. Bir, diyorsunuz ki elektrikli motorlara döneceğiz gemilerde, evet, deniz araçlarında. Sonra da otonoma döneceğiz. Dolayısıyla maliyetleri ne kadar indirecek, nasıl bir sistem geliyor ve biz bu sistemi nasıl görüyoruz? Yani Türkiye olarak neresindeyiz? Teşekkür ederim. İzin verirseniz öncelikle otonom, yani insansız araçlardan, evet, gemilerden başlayalım. Bu konuda dünyada çok çalışmalar yapılıyor. Norveç'te, İngiltere'de, Finlandiya'da. Ama pek kamuoyuna yansımayan başka bir çalışma var. Bu gibi gelişmelerin esas temeli aslında askeri işler. Mesela Amerika 2016 yılından beri okyanusta, Atlantik Okyanusu'nda denizaltıları otonom bir araçla takip ediyor. Otonom, evet, aracı yapmışlar ve bunu kamuoyuna açıklamıyorlar. Otonom aracı yapmışlar. Herhangi bir denizaltı geldiği zaman bunun üstüne geliyor bu ve sürekli takip ediyor. İnsan yok, bir şey yok. 24 saat boyunca bütün hareketlerini, hızını, şunu bunu takip ediyor. Tabii askeri amaçların dışına çıktığınız zaman sizin belirttiğiniz gibi bu sefer ticari amaçlar ortaya çıkıyor. Ve ticarette de tabii özellikle ticaretin kıtalar arası, özellikle uzak doğudan Avrupa'ya ya da uzak doğudan Amerika'ya doğru olduğunu düşünürseniz, bunun içindeki bir anda maliyetin azalması, bununla birlikte ticaretin hızlanması, dünya dengelerini, üretim dengelerini değiştirebilecek bir kapasite içeriyor. Tabii bütün bunlar aslında dünyadaki teknoloji gelişmelerle oluyor. Oradan da ikinci sorunuza gelmek istiyorum ya da ilk sorunuza gelmek istiyorum. Evet. Bu teknolojik gelişmeler bazen insanlığın ne yazık ki aleyhine sonuçlara neden olabiliyor. Bunlardan biri de bildiğiniz gibi iklim değişimi. Biz yaklaşık 150 yıldır sevk sistemlerinde dizel makinesini, benzin makinesini kullanıyoruz. Tabii insanlığın gelişimine çok büyük katkısı olmuştur dizel makinesi. Ronald Dizel'in bulduğu makinenin muazzam katkısı olmuştur. Hala da çok büyük katkısı, evet, oluyor. Bu makineler olmasa, alçak devirli bu makineler olmasa, işte ticaret yapılamazdı, araçlarımız gitmezdi. Biz Ford'un başlattığı özgürlük hareketleri, 1900'lerin başına başlattığı özgürlük hareketine ve arabamıza sahip olamazdık. Ama bugün gelinen noktada, biliyorsunuz hızlı bir iklim değişimi, hızlı bir yeryüzünün ısınması ve bunun esas temeli olarak da karbon salınımı. O yüzden bugün baktığımızda sevk sistemlerinde, hareket sistemlerinde bir iki kavram, yani kusura bakmayın İngilizcesini söyleyeceğim, dekarbonizasyon, yani karbon salınımından kaçma, evet, e-mobility, yani elektrikli hareketlenme gibi kavramlar öne çıkıyor. Bizim yaptığımız ise, şirketimizdeki mühendis arkadaşlarımızın yaptığı ise, dünyadaki eğilimi takip ediyoruz tabii. Tamamen dizelin, yani o karbon salınımı yapan motorun çıkarılması, onun yerine bataryalar, sürücüler ve bir elektrik motoruyla sevk sisteminin sağlanması. Buraya gelirken bir miktar Beşiktaş'ta oturdum. Üsküdar Beşiktaş hattını seyrettim. Vapurları seyrettim bir miktar. Evet.
Orada çok değerli bir tersanemizin yaptığı Üsküdar Beşiktaş hattında çalışan gemileri gördüm. Çok severim o hattı ben. Yani üniversiteye giderken o hattı kullanırdım. Mutlaka siz de kullanmışsınızdır. İstanbulluların Üsküdar Beşiktaş hattı çok sevdikleri bir hattır. Baktım, keşke dedim bu gemileri biz elektrikli yapabilseydik. Sıfır salınımla yapabilseydik. Yeşil Boğazıcı gerçekten yeşil olabilseydi. Çünkü Türkiye 2014 yılından beri başarılı Türk tersanelerimiz Norveç'e, İngiltere'ye, Kanada'ya, başka ülkelere hibrit ve elektrikli, tam elektrikli feribotlar inşa ediyorlar. Tabii burada elektriği de tabii kömürden ya da LPG'den yapmayacaksınız. Yenilenebilir doğal kaynaklardan. Ama şarj sistemleriyle. Evet, yani bu bugün bile uygulanabilir. Bu gemiler dönüştürülebilir. Türkiye, İstanbul belki bir regülasyonla tamamen deniz sularında, özellikle iç sularında karbon salınımını sıfıra indirebilir. 3 gün önce İngiltere'de Thames Nehri üzerinde İngiltere Denizcilik Bakanı, genç de bir hanımefendi, geldi bir römorkörü ziyaret etti. Evet. Ve o römorkör ziyaretiyle birlikte bir deklarasyonda bulundu. Dedi ki biz dedi bir ada ülkesiyiz. Bugün geldiğimiz noktaya hep denizcilik sayesinde, gemi inşaat sayesinde geldik. Anımsayınız işte üzerinde güneşin batmadığı imparatorluk ünvanını sahiplerdi. Dedi ki 2025 yılında İngiltere kabotajında çalışan gemilerin hepsi karbon emisyonu salmamak için hazır olacak dedi. Yani İngilizcesi carbon emission free olacaklar dedi. Hazır olacaklar dedi. Çok agresif bir hedef. Yani 6 yıl sonra diyor ki İngiltere ben karasularımda kabotajımda çalışan gemileri, yani gidip gelenlere bir şey demiyor ama kendi kabotajımda çalışan gemileri hiçbirinin karbon salınımı yapmasını istemiyorum diyor. Böyle bir teknoloji var mı dünyada? Evet var. Feasible mı? Çok feasible değil daha. Ama işte biraz önce söyledim ya, bazı teknolojik gelişmeler insan hayatını kolaylaştırmakla birlikte dünyamıza genel anlamda bazı kötü ya da olumsuz etkiler sağlıyor. Bunların biri de iklim değişikliği. Bununla mücadele etmenin en azından gemi inşa ve denizcilik sektöründe sizin belirttiğiniz gibi nakliyenin en büyük yapıldığı sektörde yolu karbon salınımı olmayan sevk sistemlerine geçmek. Bu iç sularda kısa hareketlerde kesinlikle yapılabilir. Örneğin yine Boğaziçi örneğini vereceğim. Bütün şehir hatları vapurları, bütün feribotlarımız, bütün gezi teknelerimiz, bunların hepsi elektrikliye dönebilir. Türkiye'de bu teknolojiyi uygulayacak firmalarımız var. Eğer bir regülasyon gelirse, buna bir geçiş süreci sağlanırsa çok önemlidir. Ve daha da önemlisi yerel katkı, yani Türkiye'de yapılması tabii kuralı getirilirse, bir miktarda finansman sağlanabilirse ki bunun için Avrupa Kalkınma Bankası, diğer bankalar finansman sağlıyorlar. Sanıyorum Türkiye'de bu yolda ilerleyebilir. Ben izin verirseniz firmamı burada ufak bir başarısını aktarmak istiyorum. Tabii. Otonom gemilerle ilgili. Firmamız ve ortaklarımız TÜBİTAK'ın SAGEM projesinde Türkiye'nin otonom gemilerdeki politikasını belirlemek için bir hibe aldı. Bu konuda arkadaşlarımız çalışıyorlar. Yalnız değiliz tabii, 6 tane ortağımız var. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Konsorsiyum. Evet, bir konsorsiyum. Biz lideriz o konsorsiyumda. Bundan çok da gurur duyuyoruz. Yani hibe çok küçük bir miktar aslında ama biz çok gurur duyarak bütün mühendis arkadaşlarımızla bu iş üzerinde çalışıyoruz. Ve kısmet olursa da Türkiye'nin otonom gemi politikaları ile ilgili gelecekte neler yapması gerektiği konusunda bir çalışma yaparak bunu idareye sunacağız. İnşallah uygulayabilirler. Biraz önce söylediğim gibi ilk otonom gemi Çin'de çalışmaya başladı. 1,5 yıl oldu Çin'de çalışıyor. Otonom ve elektrikli. Sıfır karbon salınımı yapıyor. Üstünde de hiçbir personel yok. Ama biraz kara mizah gibi bu gemi kömür taşıyor. Yani biraz Norveç'te ikinci örneği gelecek bu yıl sonunda. Bu gemi ise gübre taşıyacak. İki nokta arasında, iki fabrika arasında gübre taşıyacak. İngiltere çalışıyor, Finlandiya çalışıyor, bütün ülkeler çalışıyor. Amerika'nın çalışmasını söyledim. Biz bu konuda çok geri kalmış değiliz. Yani herhalde treni yakalayacağız. Ama burada biraz regülasyon desteğine sanki ihtiyacımız var. Yani kendi piyasanızda güçlü olacaksınız ki ihraç piyasalarında da güçlü olasınız. Şimdi siz biraz önce bir şey söylediniz yayında. Bir değerli seyircimiz sordu. 100 yıl sonra da konuda konuşacak mıyız diye. Evet. Konuşmak istemiyorsak teknoloji konuşmamız lazım.
Tabii. Bunun yolu bu. Yani teknoloji konuşacağız. Nasıl bunu uygulayacağımızı konuşacağız. Nasıl bunu satacağımızı konuşacağız ki 100 yıl sonra. Hani konut yine konuşacağız belki ama onu biraz artık eften püften bir mesele gibi konuşacağız. En önemli meselemiz gibi konuşmayacağız. Evet. Ertuğ Bey, süreyi çok iyi kullandınız. Tam yönetmenimiz kulağıma süre bitti dediği anda. Çok teşekkürler. Size bu konuda başarılar diliyoruz. Türkiye'nin yüz akı bir sektörsünüz. Yani Türk denizcilik, gemi inşaat sektörü gerçekten büyük başarıları imza atıyor. Dünyada da hatır sayılır bir yerimiz olduğunu biliyoruz. Bitirdik. Yarın akşam aynı saatte yine buradayız.